İş Dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Yayınımıza blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz yayına. Sevgili canım, merhaba. Tabii kripto tarafında gündem çok yoğun. Özellikle dün çok yoğundu. Zaten bu hafta SEC'nin ETF'ler tarafına karar çıkması gerekiyor. Hatta 10 Ocak işaret ediliyordu tarih olarak da, ama dün bir tweet atıldı. X hesabı üzerinden, X sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. SEC'in onayladığı ile ilgili, fakat maalesef ki doğru değil, maalesef ki demeyeyim ama doğru değilmiş ve bunun üzerine X de bizle alakalı değil dedi. Şimdi buradaki dalgalanma ne oldu ve kararın akabinde ne gelmesini beklersiniz? Belirttiğiniz gibi öncelikle sanki çok uzun bir vakit geçmiş gibi görünüyor ama bütün bu süreç bu sabaha karşı oldu. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse Ekim ayından günümüze kadar gelen bütün bu Bitcoin'in 2024'te ne yapacağına dair fikir, özellikle ETF'in ana konu başlığı olan çeşitli faktörlere bağlanmıştı ve tarihler de yine belirtmiş olduğunuz gibi 10 Ocağı gösteriyordu. Herkes yılbaşını kutladı. Yılbaşının ardından 2 Ocak itibariyle bütün bu süreçler tekrar gündeme gelmeye ve köpürtülmeye başladı. 2 Ocak, 4 Ocak ve 6-7 Ocak dahil olmak üzere ETF'in ince ayarları yapılmaya başladı SEC tarafından ve son ayın 9'unda özellikle SEC'nin başkanı Gensler tarafından kripto varlıkların yatırım süreçlerinde nasıl davranılması gerektiği, bu süreçlere nasıl dahil olunması ve bunlar konusunda nasıl kendi önlemlerini alması gerektiğine dair son kullanıcılara gene Twitter yani X üzerinden bilgilendirmeler yapılmaya başladı. Ve herkes yavaş yavaş Bitcoin ETF'lerin onaylanacağına dair oradaki verilerin daha güçlü bir şekilde pekiştiğini düşünür hale geldi. Ve son olarak da 10 Ocak olarak, yani bugünün ilk dakikalarında 15'er dakikalık dilimlerde farklı süreçler gündeme geldi. Ne oldu? 10 Ocağa döndü, Türkiye saatiyle 10 Ocağa döndü bu akşam, yani bu sabaha karşı diyelim, saat 00.11'de bir tweet atıldı. SEC'nin hesabından, yani kurum bazlı bir X hesabından atıldı ve bugüne kadar esasında SEC'nin hiçbir zaman bu tip böyle ana kitleyi hitap eden ve onları ilgilendiren bir konuda bir tweet attı. Gözlemlenmemişti. Nereden yayınlanıyordu bu bilgi? SEC.gov'dan, yani kurumun kendi sitesi üzerinden gerçekleşiyordu. Ve herkes tabii ki beklentinin yüksek olmasıyla doğru orantılı olarak da sosyal medya üzerinden ciddi anlamda bu beklentinin karşılandığına dair bir tweet'i görünce sevinir hale gelmeye başladı. 48 bin lira kadar çıktığını gördük Bitcoin'in. Yükselmişti. Evet, sonrasında ciddi anlamda bu herkes tarafından paylaşılmaya başladığında 15 dakikalık ikinci dilime girmeye başladık. Orada da 00.26'da bu sefer SEC Başkanı Gensler kendi şahsi hesabından ETF'lerin henüz onaylanmadığını, bu sistemin bir şekilde kendilerinin bilgileri dahilinde olmadan ele geçirildiğini ve bu tweet'in atılmış olduğunu iletti. Ve herkes tabii ki o andan itibaren tekrar böyle bir soru işaretleriyle dolu olmaya başladı. 48 bin liraya kadar çıkmış olan Bitcoin'i 45 bin civarına kadar indiğini görmeye başladık. Ardından 3. 15 dakikalık girime geldik ve o 00.42'de atılan bir tweetle birlikte şunu fark ettik ki ilk 00.11'de atılmış olan tweet silinmiş, yerine gene SEC'nin ele geçirilen X hesabı tekrar geri alınmış ve oradan bununla ilgili bir düzenleme maili geldiğini gördük. O düzeltme maili içerisinde de ikinci aşamalı bir doğrulama kodunun kullanılmadığını, herhangi bir şekilde bu sistemin ele geçirilmesinin bir üçüncü şahıs tarafından telefon numarasının ele geçirilerek bu sistemin üzerinden mail atıldığına dair bir güvenlik açığı olduğu konusu üzerinde değinilmiş oldu. Buradaki bu 15 dakikalık dilimleri de biz özellikle siber güvenlik tarafında inceleme yaptığımız zaman şunun çok doğal akışa sahip olmadığını görür hale geliyoruz. Yani 15 dakikada kaybedilip bunun farkına varılır. Sonrasında tekrar diğer 15 dakika içerisinde bunun düzeltmesi yapılması pek çok soru işaretlerini de gündeme getirmiş oldu. Bütün bu gün boyunca da özellikle 10 Ocak'ta açıklanması gereken ETF'in bu sefer gerçekten açıklanıp açıklanmayacağı söz konusu oldu. Ancak herkes buradaki sakinliğini korudu ve 44.200 lira civarına inmesine rağmen Bitcoin çok yüksek tepkiler vermedi. Bugün özellikle bu akşam, yani 10 Ocak'ın 23.59'una kadar diyelim, öyle nitelendirmiş olalım, bir onay gelmesi bekleniyor ve bu onayın da özellikle gelmesinin ardından Perşembe günü, yani yarın itibariyle de bu Bitcoin ETF'lerine insanların giriş yapabilmesi ümit ediliyor diyelim. Bununla ilgili herkes ekosistem bazında bu akşam ayakta olacaktır diye düşünüyoruz. Herkes bu tarafta umutlu, pozitifte bir hava var ama gelmemesi halinde ne olur? Çok farklı bir şey olacağını düşünmüyoruz. Zira bugüne kadar olmadığında gene 69 bin dolar all-time high'ına çıkmış olduğunu gördük. Burada elimizdeki verilere bakarak konuşacak olursak özellikle dün bu işin kabul edildiği halde demosunun yapıldığını da düşünüyorum ben. Nasıl diyeceksiniz? İşte o 48 bin civarına çıktıktan sonra büyük ihtimalle 50-55 bin civarına çıkacak. Sonra orada bir stabil hale gelecektir. Zira Ekim ayından bu yana özellikle Bitcoin ETF'lerinin bu haberinin satın alınması gerçekleşmişti. Ve ardından gelecek dalgayla, yani kabul edilmesi haliyle ardından gelecek dalgayla da özellikle en büyük fon sahibi olarak BlackRock'ın 2 milyar dolarlık bir katkısı, ardından da toplamda 35 milyar dolarlık spot piyasaya girecek olan bir dolar akışından bahsediyoruz. Burada yine kafalar karışmasın, onu da netleştirmekte fayda var. Özellikle şu anda 1,5 trilyon civarında olan bir hacim, bir market cap için bu rakamlar 2 milyarlar ya da 35 milyar dolarlar az geliyor olabilir ama spot piyasanın içerisine bunun canlı bir şekilde giriyor olması özellikle yüksek oranlarda piyasayı etkileyecektir. Bu işin matematiksel olan tarafı. Diğer tarafı ise bugüne kadar ETF'lerin onayı ya da onaylanmaması sürecinde ele almamız gereken önemli kriterlerden bir tanesi de burada Bitcoin'e bugüne kadar ilgi gösterip de ona dokunmaya çekinmiş. Oradaki arka plandaki yapılması gereken işlemlerde tedirgin olarak bu kendini güvende hissetmediği için piyasaya girmemiş kaç kişi olacak? Zira fonların esas bu ekosistem içerisinde o tabana yayılmasıyla ilgili toplayacağı kitlenin bu insanlardan oluştuğunu da netleştirmek, bu konuya da parmak basmak lazım. Bunların oranı bazında da Bitcoin'in önümüzdeki dönem içerisinde ne kadar geniş kitlelere hitap edebileceği konusunda bir artı değer olacak. Eksi belirtmiş olduğunuz gibi, yani red gelmesi halinde de özellikle hani çoğu farklı uzman görüşü de var. 20 bin dolara inebileceğini söyleyenler de var. Bunun en fazla 36-38 bin destek bandında çalışacağını söyleyenler de var. Ancak böyle bir düzeltme olarak kalem edebileceğimiz bu kavramın içerisinde bugün olmaz, yarın olmaz, bu sene içerisinde 3 vakte kadar diyelim bu Bitcoin ETF'lerinde SEC tarafından onaylanması gerekiyor. Sadece bugünün şöyle bir özelliği var. Onu da tekrar bizi izleyen dinleyenlere belirtmiş olalım. 240 günlük SEC'nin bir öteleme süresi var. 10 Ocak'ın özelliği de bu 240 günün tamamlanmış olduğu tarihi bize gösteriyor. Yani Bitcoin ETF'lerini tekrar öteleme şansı yok. O yüzden ya bugün kabul edilecek ya da reddedilecek. Bunu da herkesin görüşlerine sunmuş olalım. Süremiz de az kaldı ama ben şunu da sormak istiyorum. Biz dışarıda bunları konuşurken, SEC kararını takip ederken bir yandan Mehmet Şimşek'ten de bugün açıklamalar geldi. Düzenlemelerde son aşamaya gelindiğine dair. Burada beklentiniz nedir? Özellikle Mehmet Şimşek'in bugün konuşmaları hem ekosistemde hem de ilgili uzmanlar tarafından olumlu karşılandı. En azından negatif olmadığını gözlemlemiş olduk. Biliyorsunuz bir gri liste süreci içerisinde bizim kara paranın aklanmasını önlenmesine yönelik mali eylem gücü olarak FATF, yani Financial Action Task Force adını vermiş olduğumuz bir kurumun yaptırımları ya da oradaki belirlemiş olduğu standartların içerisine girme sürecimiz var. Burada onlara çok daha yaklaşmış olduğumuzu ve sürecin içerisinde artık kararın netleşmiş olduğu konusunda Mehmet Şimşek'in şu cümlesini paylaşmakta fayda var. Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri de bertaraf etmek. Bu kurgu içerisinde de bu benim belirtmiş olduğum FATF'in kısmi uyumlu kategorisinden artık çıkmaya başlayıp tam uyumluluk yapısı göstermeye başlayacağını dile getirdi. Herkesin merakla beklediği özellikle kripto varlık ekosistemi içerisinde kripto paralara regülasyon geldiğinde vergi düzenlemesi olacak mı? Bununla ilgili de şu anda ilk çıkacak yapı içerisinde böyle bir kısıtlamanın ya da böyle bir vergi konusunun gündemde olmadığı, bunun daha sonraki süreçlerde gündeme geleceği de bu cümleler içerisinden çıkartılabilir. Önceliğimiz değil dedi ama yine de bir vergi bekliyor musunuz ilerisi için? Elbette olmasının en azından regülasyon süreçlerine devlet açısından da katkıda bulunacağını öngörüyoruz tabii. Çok teşekkür ediyorum Devrim Bey, yayına katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi birazdan borsa kapanacak. Şu anda baktığımızda